Pardon. Geliyor mu? Geldi. Merhaba başkan, nasılsınız? Merhaba başkan, nasılsınız? Hoş geldiniz hepiniz. Bizler Keziyaz ailesi olarak her fırsatta geleceği için, ülkemizin geleceği için cesur adımlar atmaya hazır olan, bizi değişimle için Türkiye'de değişime öncülük etmeye hazır olan herkese, bütün liderlere kapımızın açık olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. İnşallah önümüzdeki pazar günü 31'inde İzmir'de beni belediye başkanı seçer. Ve ondan sonra da ben o görevi aldıktan sonra bu duygu ve düşünceyle böyle biraz hakikaten bütün İzmir'i kucaklama şeyiyle, hissiyatıyla hayalimdeki o iyileşmeyi, kalkınmayı, daha da mutlu insanların yaşadığı bir şehir haline İzmir'e getirmeyi başarabilirim. Buradaki şey şu, yani şimdi İzmir'de belediyecilikten bahsedeceğimiz zaman genelde şunları hep konuşarak başlıyoruz işte. Bazıları hemen şu kadar battı çıktı yapacağım falan diye başlıyor konuşmaya. Yani İzmir battı çıktı tamam yapın da battı çıktığıyla ifade edebileceğiniz bir kent değil yani, böyle bir şey değil. Yani bir kere hani bütününe baktığımız zaman illa şehircilik, illa insan yaşam açısından göreceksek şu ayrımı yapmamız lazım. 4,5 milyon civarında insanın yaşadığı bir şehiriz. Bu insanların 3 milyonu metropolde Körfez'in çevresinde yerleşmiş sıkışık bir yaşama sahip insanlar. Ama bunun dışında kocaman bir alan var. Orada 1,5 milyon insan yaşıyor. Buraya biraz kırsal alan diyebiliriz. Ama İzmir'in aslında fabrikası, üretim alanı, İzmir'in ekonomisi, İzmir yapan şey orada. Yani metropolü seviyoruz, Körfez kenarını, deniz kenarını seviyoruz. Orada çok canlı bir sosyal yaşam var, doğru. Ama İzmir'i besleyen şeyler var, damarlar. İşte Kemalpaşa da öyle yerlerden birisi. Tarımıyla ve sanayisiyle. Ben şimdi bu şeyi, dağılımı daha sağlıklı bir şekilde reorganize etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kendi proje sunumumuzda bunu anlatmaya çalıştım. İnsanların çok acilen müdahale edilmesini istediği problemleri var. Bunlar için ilk 6 aylık süreyi verdim ve bu ilk 6 ayda yapacaklarımız dedim. Neler? İşte temizlikten çok şikayet ediliyor, yolların problemli olmasından çok şikayet ediliyor, trafik sıkışıklığından, toplu ulaşımla ilgili bazı sıkıntılardan. Bunlarla ilgili acil hareket, yani hızlıca eylem planları ortaya koymamız gereken durumlar var. Bunları yapacağız. Çok zor değil. İnan zor değil. Zor olan şehri rekonstrüktü etmek. Ben plastik ve rekonstrüktif cerrahım. Yani bana böyle estetisyen falan diyenler var ya. Estetisyen değilim ben. Plastik ve rekonstrüktif cerrahım. Rekonstrüksiyonu yeniden yapmak demek, rekonstrükte etmek, yeniden yapmak demek, şehri yeniden yapmamız lazım. Bir plastik ve rekonstrüktif cerraha bu iş eğer kısmet olduysa, bu bensem ne mutlu bana. Ki Türkiye'nin ilk belediye başkanı olan plastik cerrahıyım ben. İzmir'in de olursam ikinci doktor belediye başkanı olacağım. Aynı zamanda 35. belediye başkanı da oluyor. Bu dönem belediye başkanı olacak kişi. O da ayrı bir olmuş.